Selamlar arkadaşlar, yeni bir vlogta daha sizlerle birlikteyim bugün. Vlogları çok sevdiniz, o yüzden tam gaz şekilde devam edeceğiz. Ama dediğim gibi söz vermiyorum, işte haftada bir tane, haftada iki tane gibi öyle bir sözümüz yok. İşte ne zaman böyle kafamız eserse, ne zaman vlogluk bir malzeme olursa o zaman yapacağız vlogları. Eğer vloglar devam etsin istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone de olun bu arada tabii ki. Şimdi akvaryumlara geçeceğim ama akvaryumlara geçmeden önce arkadaşlar oda vlogu şu anda bizim oyun kanalımızda yayınlandı. Onu da izlemediyseniz eğer mutlaka izleyin. Hem o çekim yaptığım odayı hem de yeni aldığım bilgisayarı gösterdim, tanıttım falan. Çok güzel bir video oldu. Onu mutlaka izleyin. Açıklama kısmına zaten linkini bırakmışımdır. Şimdi size güzel bir sürprizim var. Demiştim ki hani ortadaki büyük akvaryumu bitkiliğe çevireceğiz demiştim. Arkadaşlar ben onu bitkiliğe çevirdim. Vallahi ben onu bitkiliğe çevirdim ama bitkiliğe çevirirken video çekmedim. Çünkü çok böyle video çekesim yoktu. O havamda değildim. Böyle müzik açtım. Böyle keyifli keyifli bu işi yaptım. Çok güzel oldu. Kayalarına kadar kendim yaptım böyle silikonla falan. Şimdi size zaten göstereceğim. O zaman çok konuşmadan göstereyim. Ve işte karşınızda yeni bitkili akvaryumumuz. Burada arkadaşlar böyle birbirinden farklı bitkiler var. Bunların böyle şeylerini ben hiç bilmiyorum. O nedir işte isimlerini vesaire hiç bilmiyorum. Sonra arkada saz mıydı? Onlar galiba sazdı bak. Onları galiba hatırlıyorum. Sonra burada yine bir farklı türümüz var. Bunlar bakımı kolay olan türlermiş. Bunlar için de bu arada Muf Akvaryum'a çok teşekkür ediyorum. Hem kumları hem bitkileri oradan aldım. Çok yardımcı oldular bana. Bayağı gecenin 3'ünde 4'ünde WhatsApp'tan onlarla konuşuyordum. Bunu takıyorum böyle işte dikiyorum. Takıyorum neyse. Dikiyorum olmuş mu diye mesaj atıyorum. Çok güzel olmuş veya olmamış. Şurasını şöyle yap. Burası da böyle yap. Bayağı ilgilendiler. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Bu kayaları da arkadaşlar böyle nereden aldım ya? Farklı bir siteden aldım da hatırlamıyorum nereden aldığımı. Bakın bunlar normalde bayağı bildiğin şöyle şu boyutlarda kayalardı. Ben bunları birbirine akvaryum silikonuyla silikonlayarak zaten bak şurada şeffaf silikonlar belli oluyor. Silikonlayarak böyle bir tasarım yaptım. Hem içlerinden böyle aralarından geçebilecekleri hem yine aynı şekilde şuradan aradan geçebilecekleri. Şurada da ara var da gözükmüyordur. Şuradan gözükür mü? Gözükür herhalde. Bak şu şöyle şuradan geçebilecekleri güzel bir dekor oldu. Bayağı tatlı oldu. Bayağı 24 saat falan kurumasını bekledim. Ve sonunda başardık. Mesela şu parçayı yaptım onun kurumasını bekledim. Sonra şu parçayı yaptım kurumasını bekledim. Sonra en son birleştirdim falan. Biraz uğraştırdı ama çok güzel oldu. Bu silikonlar kötü gözüküyor. Buralara da arkadaşlar yosun koyacağım. Şey yosunları var ya bak yine adını unuttum. Ya neydi ya? Bak şunlardan şunlardan. Şunun üzerindekiler var ya adını unuttum da. Onlardan koyacağım üzerine. Bitkili akvaryumumuz bu şekilde. Bu videoda buraya redlerimizi alacağız. Redlerden de size yine güncellemeler var. Onlardan göstereceğim. Çok güzel haberlerimiz var bu videoda. Çok güzel. Bu masa birazcık dağınık. Hatta birazcık değil çok dağınık. Onun için kusura bakmayın. Vallahi hiç toparlayamadım dedim. Aman biz bizeyiz sanki dedim. Bak bak burada kim var? Cafer. Cafer buraya bak. Ben erkekliği severim. Cafer buraya bak oğlum. Erkek mi dişi de onu da bilmiyoruz ki. Su arkadaşlar yaklaşık bir hafta dinlendi. Bir hafta dinlendikten sonra zaten gerçi bu halini siz görmüştünüz değil mi bu videoda? Görmüştünüz doğru doğru. Bu hale geldikten sonra su bir hafta dinlendi. Sonra Cafer'i bunun içine aldık. Hala tam alışılmış değil böyle. Bir 3-4 gün oldu aslında buraya koyalı ama böyle adam akıllı yüzmüyor. Çok yukarıya falan çıkmıyor. Çok güzel bir şekilde yemek yiyor bu arada. Ha şuraya da bakın soğutucu sistem aldık ama şu anda çalışmıyor ihtiyaç olmadığı için. Ama ihtiyaç olduğunda soğutucu sistemimiz de hazır. Zaten daha kurulu falan değil bakın parçaları falan burada. 3 fanı da orada var. Bir fan da burada var. 4 fanlı bir soğutucu sistem yaptık buna. Bayağı güzel olacak değil mi Cafer? Cafer'i de arkadaşlar son durumu bu şekilde. Onu da göstereyim dedim. Zaten video içinde yine Cafer'i beslediğimiz dakikaları da göreceksiniz. Biraz önce daha yemek yedi. Çok aç olduğunu zannetmiyorum ama birazcık acıksın. Yine yemeğini yer. Baksana pembe pembe ya kanatlar. Oh, çok şükür yarabbim. Şimdi akvaryumlara dönecek olursak eğer, akvaryumlarda arkadaşlar bizim önceki redimiz vardı ya, hani hamile olan, önceki videoda size göstermiştim. Maalesef onu kaybettik. Çok üzücü bir olaydı gerçekten. Çünkü hani tek hamile balığımızdı. İlk yavruyu galiba ondan alacağız derken, hatta siz hatırlamadıysanız eğer ondan da bir kesit gelsin. Ve redlerimiz de yuvadalar. Yüksek ihtimal hamile zaten. Bakın şöyle. Yüksek ihtimal değil hamile. Tek dişi redimiz de o olduğu için elimizde dişi red kalmadı. Bu yüzden de Mustafa abi sağ olsun bizi tekrardan redler gönderdi. Bu sefer bir 10 redimiz falan var. Ama küçükler. Damızlık değiller. Damızlık altılar. Daha küçükler. Birazcık daha büyüyecekler. Damızlık olacaklar. Onları bitkili akvaryuma alacağız. Bitkili akvaryuma daha almadan önce aşağıda beklediler yaklaşık bir hafta falan. Hani çünkü bitkili akvaryumda bir hafta beklemesi gerekiyordu suyun. Hem o biz bakteri kültürü falan da atak da olsun. Yine de dedik ki bir hafta falan dursun. Ama goldlarımızdan hamileler oldu ve doğuran bile oldu arkadaşlar. Goldlardan doğuran oldu. Ama yavruların çoğunu yediler. Bunu nasıl yaptık, nasıl başardık ben de bilmiyorum gerçekten.
gerçekten. Tül yavruluktaydı mesela hamile olan. O şey yapıyor, tamam mı? Doğuruyor. Yavrular evet tülden düşüyor, aşağıya geçiyor. Ama o yavrular yine yukarı çıkıyordu. Baya tül yavrunun tekrardan içine giriyorlardı. Hamile sayısı da birden fazla olduğu için. Hani doğum bittikten sonra hemen yavruları da, anneyi de alamadık. Valla karışık bir şey oldu. Nasıl oldu anlamadım. Tekrardan yavrularımızın yarısı yendi yani neredeyse. O da üzücü bir olaydı. Ama bunları işte yaşaya yaşaya tecrübe ediyoruz arkadaşlar. Sonra Blue'lardan da yine 4-5 tane hamilemiz var ve bir tanesi doğurdu. O yavruların da yarısını yediler. Yine tül yavrunun içine girme probleminden dolayı. Yine onları da göstereceğim size. Neyse o zaman ben çok konuştum ya. Şu yavruları size bir göstereyim. Ve işte burada Gold yavrularımız. Ya tahminimce bir 10-12 tane, 13-14 tane falan o tarzda bir şeyler var. Yani 10-15 arası bir şeyler var. Bak bak hele bak hele ilk yavrularım ya resmen. Bunlar ilk yavrularımız arkadaşlar. Hele şunlar bir bak. Hele şunların tiplere bir bak ya. Küçücükler küçücük. Sonra erkeklerimiz burada. Bunların üzerinden su aldık. Bunları şimdi su koyacağız. Diğer goldlarımız bu şekilde. Şu anda bu haldeler. Bak bak bak. Bunlara da arkadaşlar bir dip çekimi yapıp bunların üzerine su gelecek. Çok güzeller ya. Renklere bak. Blue'larımız yine aynı şekilde buradalar. Sağdaki büyük akvaryumumuzda. Burada neden az kaldı? Çünkü... Neredeyse arkadaşlar 3-4 tanesi yavruluktalar. Yavrunun içine de rafya doldurdum. Hani onun içine giriyor yavrular oradan bari yenmesinler diye. Ama yine de çok fazla yavru yediler yani. Ben buna nasıl bir çözüm bulacağım anlamadım. Bak yavruları görüyor musunuz? Altta yavrular var. Bak kaç tane var ya bak altta var. Nerede var? Bak yüzüyorlar görüyorsunuzdur mutlaka. Bak 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 şu arada var mesela. Bunlar bu yukarıya çıktığında bunlar yiyor arkadaşım ya. Bunlar yiyor yani. Aç da bırakmıyoruz ki anlamadım ya. Burada redlerimiz var. Bak bak bak. Bak bak bu redlerin suyu niye böyle bulanık olmuş ya? Neyse redlerimizi zaten alacağız buradan. Şu anda boyutları küçük tabii bunların. Tiplere bak tiplere tiplere. Çok güzeller ya. Vallahi çok güzeller. Bunları bitkili akvaryuma alacağız. Onları orada zaten izleriz beraber. Orada izlemek keyifli olacak. Sonra size başka ne güncelleme yapabilirim diye düşünüyorum. Aa bambular geldi bak 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 bak. Şöyle arkadaşlar akvaryumların üstlerine, içlerine daha doğrusu. Gerçi üstlerine de olur. Bambular aldım. Hem akvaryum suyunda güzel yetişiyorlarmış. Hem de böyle güzel yani yeşil ya anladın mı? Yeşil abi doğa. Bence çok güzel oldular. Şöyle göstereyim size. Şöyle geniş açıyla alabilir miyim? Aha geniş açıyla bakayım dur. Bir de şuraya çıkarsam. Aha bak böyle bir görüntü oluyor. Ortadaki akvaryum nasıl olmuş ama? Nasıl olmuş ortadaki akvaryum? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burada da Artemia çıkıyor bu arada. Artemia şöleni de yapacağız. Şu arkadakilerden bakın sararanlar var ya. Onlar neden sarardı çok çözemedim. Şeyden oldu gibi hissediyorum ben. Bu akvaryumların sonuçta hani ışık sisteminin hani sabah akşam gibi 7-8 saat falan yanması gerekiyormuş. Ben bir gün unutmuşum ışıkları maalesef ve resmen 24 saat boyunca ışık yandı. 24 saat boyunca ışık yanınca da tabii ne oldu? Bu oldu. Galiba yani ben öyle düşünüyorum. Emin değilim ama o yüzden midir? Yani başka neden olacak ki ama? Sonuçta başka yanlış bir şey yapmadık. Büyük ihtimal ışığın fazla yanmasından dolayı oldu. Şimdi ona dikkat ediyorum. Düzeleceklerdir yüksek ihtimal. Çünkü uzuyorlar. Tutmuşlar. Yani bitkiler iyi durumda gibi. Eğer akvaryum bitkilerinden anlayanlar varsa bir yazsınlar mutlaka. Zaten detay görüntülerini çekerim. Onları da koyarım. Bir yazarlarsa süper olur bu bitkiler hakkında. Bu arada arkadaşlar bakın buraya da 20 litrelik kovalardan aldım. Böyle 5 tane. Yan yana içine suyu doldurdum. Hepsinin içine bir tane de böyle hava taşı attım. Burada su dinlendiriyoruz. Çünkü hani sonuçta bunların içine direkt çeşme suyu koymamız sağlıklı değil. Burada sularımız dinleniyor. Sonra su ekleyeceğimiz zaman hop buradan hop buraya. Buradan hop buraya. Şimdi arkadaşlar şu bitkili akvaryumdan şu kırmızılarını oraya şöyle bir aşılama yapacağım. Yani burada aslında hiçbir bakteri olmadığı için. Gerçi aslında bakteri burada oluşmuş olabilir ya. Çünkü hani taşlarımız var, köklerimiz var. Bu arada bu kökleri de mesela suda kaynattık. Kaç? 4-5 saat suda kaynattık. 2-3 günde ekstra suda beklettik. Hiçbir böyle kötü bir şey olmasın diye. Ama yine de biz aşılayalım ya. Böyle bir yarım saat falan burnun içinden buraya su aksın. Zaten öyle yavaş damla damla falan da akıtmayacağım. Böyle bir alışsınlar ya ne olur ne olmaz. Şöyle hop ona buradan bunların içine. Zaten onların su bayağı artık bulanık olmuş. Bir bayram ederler yüksek ihtimal ya. Tamam. Şimdi bunun aşılaması devam ederken biz bunların dip çekimini yapacağız. Şöyle sonra şu camları da birazcık bir sileriz. Şu dışarıdan böyle çok belli olmuyor da birazcık kirlenmişler sanki. Ya Allah'ım ya Rabbim şunların üzeri bayağı böyle silikon kirli oldu ya. Bunlar şey yüzünden oldu. Şöyle bir şey aldım mıklatıslı bu cam temizleme şeysiymiş falan filanmış. Ama şu yanları böyle yapışkanlı. Yanlarındaki silikonlar böyle yaparken üzerinde kaldı. Bak şu kenarlara bakar mısın? Abi böyle saçmalık mı olur ya? Şu kenarlar hep camın üzerinde böyle kaldılar. Tiplere bak tiplere yemek istiyorlar. Bekleyin bekleyin şu dibinizi temizleyelim Artemia'ya vereceğiz. Şimdi şunların diplerini çekeceğiz şimdi. Şu, zaten dipleri zaten bunların çekilmişti de. Şöyle az böyle gelenleri de
Şöyle çekelim hızlıca. O Neriten orada ne işi var ya? Dibine çökmüş. Ben şeyi merak ediyorum. Biz bu yavruların diplerini çekemeyeceğiz. Çünkü o yavruları kesin çekeriz ki. Lan git lan! Lan git! Şimdi sıra goldlarda. Bunun altına çok birikiyor ya filtrenin. Balıklardan arkadaşlar şey dışında, o hamile olan red dışında kaybımız yok. Aa, erkeklerden var bir tane. Salyangozlardan var 2-3 tane. Onlar da değişik zaten, ben anlamıyorum ya. Valla çok garip canlılar. Onun dışında kaybımız çok şükür yok. Aklımızda bir fikir var, size şimdi birazdan onu da anlatacağım. Şunların hepsinin dibini bir çekelim. Şimdi redlerimizi alıyoruz. Yarım saat geçti, dip çekimleri falan da bitti zaten. Redlerin dip çekimini yapmadık. Zaten su ahırına değiştiği için rahat rahat onlar yokken yaparız. O zaman ilk üçlü mü ilk dörtlü gidiyor. Lan var ya, en şanslılar sizsiniz ha şerefsizler bak. En şanslılar sizsiniz ha. Bak 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 bak. Oh, bitkili ortamda kayalar kumlar. Oh, takılın bakayım. Bekleyin durun, arkadaşlarınızı getiriyorum. Ha, bir dört daha geldi. Hop. Dört tane daha gönderdim. Diğerlerini de alalım. Ve bitkili akvaryumumuzun balıkları yerlerini aldılar. Üf. Ne güzel oldu be. Bir de sayı olarak çoğalsalar daha güzel olacak da. Ya alışın bir gezin bakayım ya. Vallahi en şanslı sizlersiniz ha. Çok güzel oldu ya. Bitkili akvaryum nasıl olmuş ama? Yazın yorumlara ya. Şimdi biz bunlara su eklemesi yapalım. Ondan sonra yine haberleşirik. Konuşuruk. Görüşürük. Ya biz burada su dolduruyoruz, tamam mı? Arkamı bir döndüm. Orada bir şey bizi izliyor. Ne oldu, sen de mi yardım edeceksin? Gel. Gel, birinin suyunu da sen doldur. Gel, bir kova da sen at. Gel. Anca öyle izliyorsun oradan ya. Yalan diyor bak, salak ya. Geçmiş oraya bizi izliyor ya. Camlarını sildik. O silikonlar beni çok fazla uğraştırdı. Öyle bir uğraştırdı ki o silikonlar. Kazı kazı camdan, kazı kazı canım çıktı harbiden. Bu arada o cam silleri falan tabii ki akvaryumun dışına kullanıyoruz. Ve akvaryumun dışına kullandığımız süngerlerle içine kullandığımız süngerler farklı. Çünkü kesin yorumlara yazan olur. Sakın onlar balıklara değmesin falan. Yani biz de biliyorsun güzel kardeşim. Ya ben şunu anlamadım. Su eklemesi yaptık ya şimdi biz bunlara. Elimizdeki dinlendirmiş suların hepsi bitti, okey. Zaten hepsini ağzına kadar doldurmamız birazcık kötü olurdu. Çünkü 3'te 2'sini aldık neredeyse suyun. Hani 3'te 1 değişim yapmak en sağlıklısı ya. Ama su eklediğimizde akvaryumun piponun içindekiler midir nedir bilmiyorum bak. Şunlara bak ya. Sanki dip çekimi yapmamışız gibi oldu ya. Yalnız bak bak bak, bitkili akvaryum camı da temizleyince gıcır gıcır oldu. Gıcır gıcır. Nasıl oldu daha? Gıcır gıcır. Gıcır gıcır oldu. Lan su bulanık mesela. Daha yeni ekledik ya. Bu nedir ya? Başka. Burası bu alemde. Salyangozlar alışıyor. O ne lan? Bitkilerin arasına yapışmış manyak. Bir tanesi üstünde. Oraya yapışmış. Şuna bak ya. Manyak. Başka şurada var. Burada varlar. Böyle. Bitkili akvaryum. Çok iyi oldu ya. Lan bu ne? Bunlar hepsi Artemia'nın etrafında. Yavşaklara bak. Tamam bekleyin, hadi Artemia çıkaralım şimdi. Şimdi Artemia'mızı buradan alıyoruz. O önceki sefer videoda ne Artemia çıkarmışız ya. O neymiş ya? O ney? Gerçekten bokunu çıkarmışız. Artemia değil, bokunu çıkarmışız. Nasıl espri? Çok iyi değil miyim? Bu arada arkadaşlar bakın, kaliteli vlog yapalım diye gittim. Kaç bin liraya mikrofon aldım. Yaka mikrofon aldım. Gittim iPhone 13 Pro Max'e geçtim. Senin sesin büyük ihtimal az geliyor bu arada. 13 Pro Max. Duydunuz mu? Şöyle çevirirsek yapabilirim. Yaptı. Ananas! Haftalar Artemia yemesin mi? Hayır. Kaçacak makine. Kaçmaz artık, her şey kontrolüm altında bak. Sen ne yapıyorsun? Ana! Abi şey yapmayı unuttuk ya ya. Mıklatıs yapmayı unuttuk. Şunu çevir. Neyse üstte kalmışlardır zaten onlar. Kabuklar. Evet. Mıklatısımıza hemen gelin yavrular. Hop. Sok dibine sok. Hop. Malayva akvaryum bana çok güzel taktik gösterdi bir tane. Ama onun için iki tane mıklatısı olsa daha güzel olur ya. Valla bu tek mıklatısla birazcık zor gibi. Hop. Daha yeter ya. Çişim geldi ya. Artemia'mız yine bugün bol gibi. Neyse açlar bayağı. Video çekeceğiz diye yemek vermiyor sabahtan beri ya. Gel 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 buraya gel buraya gel 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 bak, yem vereceğim yem vereceğim yem vereceğim. Gel 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 gel. Toplaş toplaş toplaş. Oğlum siz bu kadar az mıydınız lan? Geri kalanınız nerede? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He tamam. Daha sanki bir yerlerde de vardır. Neyse baba gömün ya. Hoppala. Gömül 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 göm 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 göm, yemeğini dövüyorlar. Göm 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 göm. Oğlum niye yemiyoruz, mal mısınız? Üf üf üf, gömün baba. Gömün baba. Göm 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 göm. Tamam onlara daha o kadar yeter. Tamam
anlatıyorum. Cüp. Güzel damladı lan. Yeter buraya bu. Balıklar nerede lan? Burada 3 tane balık var ha. 3 tane balık var? 3 tane mi? 4. 4. 5. Oo, onlar o zaman o yeter de artar bile. Hemen şuradaki annelerimize hop gömün lan. Buraya anneler için birazcık bol koydum aşağıda yavruları da geçsin diye. Hop damlıyor. Cüp. Damlıyor. Cüp. Oğlum neredesiniz lan? Artemia var burada, kör müsünüz? La dibe çöktü hepsi, siz mal mısınız ya? Neyse bunlar yer. Hop yavrular gömün. Yavruların büyümesi lazım. Göm 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 göm. Artemia yavrular için çok önemli arkadaşlar. Çünkü yani büyümeleri lazım. Sebebi bu. Öf öf öf. Bak bak küçükler bile nasıl gömüyor ha. Göm baba, göm baba hepsini. Yeni Artemia'mızı kuracağız. Her gün kuruyoruz arkadaşlar. Verdikten sonra işte. Yani günde iki defa besliyoruz. Bir kere kendi bu inmeyin yemlerinden veriyoruz. Boyutuna göre olan yemlerden. Hepsini boyutuna göre veriyoruz. Akşamları da Artemia. Oh, her gün canlı yiyorlar valla. Ya yemeleri lazım, önemli. Sonuçta ben balık olsam Artemia isterdim büyük ihtimalle. Oo yanar yanar baba, getir gömelim derdim. Hop. Şöyle kafayla da kıstırıyorum. Şöyle şu kadar bir şey tuz atıyorum. Ah vurum için atıyormuşum yanlışlıkla. Şu kadarcık bir şey de Artemia'ya atacağım. Hop, çık. Tamam. Yarın o Artemia'lar artık çıkmış olacak. Bugünkü işlemimiz tamam mı? Tamam. Belki yarın bunlardan bir dip çekimi daha yaparız belki. Şurayı boşalttık. Orası bayağı kötü olmuştu. Oraya su koyup onunla dinlendiririz. Başka da şu an bugün yapmamız gereken bir iş kaldı mı? Kalmadı. Şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir fikrimiz var. Ortaya diyoruz ki bu lepistesler lan çok küçücükler anasını satayım ve nasıl diyeyim? Bu yavru alma olayları falan beni çok uyuz etti. Lan sürekli yavrularını yiyorlar falan filan. Ben bu küçükken de sürekli ciklet bakardım. Bu cikletlerin şey oluyor çok güzel. Hem kusturuyorsun onları. İşte yavru kayıp almıyorsun. Direkt farklı bir yere kusturup büyüğü direkt kendi tankına atıyorsun falan. Şu mesela bir tanesine buna Yunus, tamam böyle kafalı güzel Yunuslardan böyle bir tane erkek, üç tane dişi falan. Sonra bir tanesine de neydi lan Talha adı? Brontozan mıydı? Frontoza ne ağzını zedim? Frontozo. Öyle bir şeydi ya. Ondan düşünüyorum bir tane akvaryumada. Yani bak bir tane lepistes, bir tane frontoza, bir tanesi de Yunus. Çok güzel olmaz mı? Anaç lepisteslerimizi de diğer türleri bu blue ve goldları da alttaki bölmelerde bakarız. Alttakiler küçük gibi gözüküyor bu arada da. Alttakilerin bir tanesi 40 litre arkadaşlar. O kadar da küçük değiller yani. Böyle düşünüyoruz. Sizce yorumlarda bir fikir versenize bana. Ciklet çok güzel olmaz mı ya? Bir de ciklet videosu da yapmış oluruz. Şöyle 20 santimlik kafalı yunuslar alsak. Allah ne biçim olur ha. Bu akvaryumlarda olur mu bu arada? Bak bunlar 80'lik. Onu da bir yazsanıza. Bilenler varsa tabii. Anlayanlar yazsın lütfen bu arada. Hiç bu konu hakkında fikri olmayıp olmaz öyle falan yazanlardan değil. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle güncellemelerden ben yine vloglara devam edeceğim. Bence çok tatlı oluyor. Siz de seviyorsanız her yorumlarda mutlaka belirtin. Bu bitkili akvaryum bence çok güzel oldu. Zaten güzel videolarını görmüşsünüzdür. Detay çekimleri de yapmışızdır. Sonrasında diğer akvaryumları falan da işte bu ciklet miklet aklımda soru işaretleri var. Onlarda da yine yorumlarda tartışırız. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.